Efendim merhabalar. Ne konu bakımından programıyla bu hafta yine sizlerin karşınızda gördüm. Karşınızda olmaya olmuyor, çalışacağız. Zorlama olmuyor. Bir hafta ara verince bir hafta ara verince karşınızda kelimesini yine söyleyemedim. Affınıza sığınıyorum. Yine dop dolu bir haftayla gündeme başladık. Daha geçtiğimiz günlerde İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Onun öncesinde aynı kararname, aynı gün yayınlandığı gün işte Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı. Daha bunları tam hazmedememiş, tam konuşamamışken günlerdir hatta aylardır beklenen AK Parti'nin olağanüstü 7. Kongresi gerçekleşti. Bugün gerçekleşti Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunduğu 2023 manifestosunu açıkladığı yeni MKYK üyelerini açıkladığı asil üyeler, yedek üyeler hepsini tek tek sizlerle birlikte bu hafta konuşacağız. Ama konuya az önce gelen bir son dakikayla başlayacağız. Son dakikayı dilerseniz direkt şuradan okuyayım. AYM, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada ilk incelemeyi 31 Mart'ta yapacağını açıkladı. Evet Affan, HDP'nin hatta dur öncesinde hızlı başlamadan bir sorayım. Nasılsın, iyi misin? Bir hafta ne yaptın? Bütün gündemi konuştun. Ne konuşacağımı söyledin, en son bana nasılsın, iyi misin diyorsun. Allah razı olsun. Çok şükür, çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Bir haftalık bir aranın ardından burayı özledim. Konuşmayı özledim. Bu ortamı özledim. O sebepten ötürü çok bahtiyarım. Eyvallah. Buraya tekrardan kavuştum için. Tamam, o zaman tekrardan şimdi sorumu soruyorum. Evet, sor buyurun. HDP'nin kapatılma mevzusu hakkında ne düşünüyorsun? Genel bir soru ama önce fikirlerini alalım. Şimdi şöyle, bildiğin üzere, seyircilerimizin de bildiği üzere HDP'nin kapatılması talebiyle süreç başlatıldı. Tabii sürecin bu sürecin başlatılması konusundaki en büyük talep Milliyetçi Hareket Partisi'ndendi. Evet. Gerek Sayın Bahçeli'nin açıklamaları, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurmaylarının açıklamaları hep bu yöndeydi. AK Parti bu konuda biraz daha pasif denilemez ama hukukun seyrini izleyen bir mahiyetteydi. Ve süreç başladı. HDP kapatılacak mı? HDP ne zaman kapatılacak soruları şu anda en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Tabii bana sorarsan HDP kapatılmalı mı, bir vatandaş olarak bu konu hakkında konuşmam gerekirse her ülkede, gerek Batı ülkelerinde gerek Amerika'da, hiçbir ülkede HDP gibi bir yapılanmaya aslında anayasa kurulmasına dahi izin vermez. Ama ve lakin halkın iradesinin olması sebebiyle daha doğrusu şu anki HDP'ye değil, kendi haklarını koruması için oy verilen HDP'ye halkın bir iradesi vardı. Ve halk aslında bizim haklarımızı savunun diye HDP'yi meclise soktu. Tabii biz bunu hatırlarsan ne konu bakımındanın ta ilk bölümlerinde aslında HDP'yi meclise son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin soktuğunu anlattık. Evet. Ve Güneydoğu'daki oyları, düşüşleri tek tek açıkladık. Şimdi seyircilerimizden de dileyen olursa ne konu bakımından programın ilk bölümünü izlerseniz efendim, orada çok detaylı bir şekilde aslında HDP'yi meclise sokan iradenin Güneydoğu'da Kürt seçmen değil, tam tersine batıdaki CHP seçmeni olduğunu biz çok detaylı bir şekilde anlattık. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Ama geldiğimiz noktada hiç de aslında Türkiye Partisi olamamış bir HDP ile karşı karşıyayız. Sürekli PKK sempatizanlığı yapan, sürekli terör örgütüne selam çakan, işte Pervin Buldan'ın en sonki konuşmasını Sayın Süleyman Soylu açıklamıştı. Yani daha ne olması gerekiyor dedirten bir açıklamaydı. Ve geldiğimiz noktada da HDP'ye kapatma davası açıldı. Ben şahsen parti kapatma olayına çok sıcak bakmayan birisiyim. Parti kapatma çünkü farklı bir şey. Ama ve lakin bu HDP ile ilgili süreçte aslında şimdi mesela Ali Babacan'ın geçen günlerde yaptığı bir açıklama vardı Sayın Babacan'ın. İşte AK Parti aslında parti kapatma davalarıyla boğuşan bir parti. HDP'nin kapatılma sürecine sıcak bakmaması gerektiğini söylemişti. Ama ve lakin HDP'ninki sanıldığı gibi fikir hürriyetinin gaspı noktasında bir parti kapatma değil. AK Parti'nin başına gelen tam anlamıyla bir fikir hürriyetinin gaspıydı. Evet. Yani AK Parti'nin, Sayın Erdoğan'ın söylemlerinin hiç de HDP'nin söylemleriyle yakınlaşabilecek bir noktası dahi yoktu. HDP doğrudan terör sempatizanlığından, terör destekçiliğinden kapatılması isteniyor. Ve burada parti kapatma, işte demokratik hakların savunulmasıyla
HDP'nin kapatılması arasında uzaktan yakından bir alaka yok. Çünkü HDP alenen milletvekilleri eliyle, işte kurmayları eliyle PKK'ya destek verdiği için kapatılıyor. Bu sebepten ötürü ben AK Parti'ye yapılan eleştirilerin çok tutarsız olduğu kanaatindeyim. Çünkü herkes, işte biraz önce söyledim, Ali Babacan da, diğer muhalif siyasetçiler de AK Parti bu süreçleri yaşamış bir partidir. Nasıl bu duruma sessiz kalabilir ya da nasıl bu durumu destekleyebilir diyorlar. Bu vicdansızlık olur. Yani AK Parti'nin AK Parti'ye açılan kapatma davası ile HDP'ye açılan kapatma davasının benzerlik gösterdiğini iddia etmek en basit tabirle vicdansızlık olur. Bir diğer başka mesele şu. HDP'nin kapatılması, evet, terör örgütüne alenen destek vermeleri, oradaki milletvekillerinin alenen terör örgütünü geçtim. Yani terör örgütünün oradaki sözde sorumluları, sözde başkanlarına alenen biz sırtımızı yaslıyoruz, destek veriyoruz gibi açıklamalarından ötesi, devletin kasasından direkt olarak bu terör örgütüne para aktarılması asıl mesele. Yani şöyle söylemek lazım, belki daha somut bir örnek verirsek seyircilerimiz için de açıklayıcı olur. Mesela şoförler görevlendiriliyor değil mi? Evet. Bu milletvekillerine, HDP'yi destekleyen milletvekillerine. Bir şoföre devlet kasasından maaş veriliyor ve bu şoför o vekili, sözde vekil diyorum çünkü PKK'yı destekleyen birisi Türkiye Cumhuriyeti'nin vekili olamaz. Bu vekilleri alıyor ve meclise terörist başı Öcalan'ı savunmak üzere taşıyor. Evet. Yani bu çok basit tabirle hiçbir hukuk devletinde karşılaşamayacağınız bir şey. Avrupa'da, Amerika'da terör örgütünü destekleyen birisinin bırakın meclisi girmesinin önünden geçmesine dahi müsaade edilmez. Biliyorsun işte benzer kararlar var Avrupa'da. Bırak terör örgütüne destek vermeyi, lanetlememenin suç sayıldığı yerler var. Hollanda gibi ülkelerde mesela. Şimdi bizim ülkemizde artık bu tırnak içerisinde nasıl bir demokratik ülkeyse Türkiye, evet, bunları aşmışız. Biz diyoruz ki lanetlemeyene ceza vermeyi geçtim, lanetleyene de izin veriyoruz mu diyeceğiz. Bu çok saçma. Hukuk süreci işleyecek. Ben açıkçası sürecin tamamen siyasetten uzak, siyasetçilerin yorumundan uzak, Yüce Türk Yargısı'nın, Yüce Türk Hukuku'nun, hukukun çerçevesinde işlemesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bu aslında siyasetin konusu değil. HDP'nin kapatılması meselesi bir siyasi mesele değil. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunun işleyeceği bir süreç. Ve bu sebepten ötürü buna aslında siyasetçilerin çok bir şey söylemesine gerek yok. Gayet tabii bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altından PKK'yı savunan birisi varsa bu siyasetçilerin zorlamasıyla olmaması gerekiyor zaten. Evet. Hukukun kendiliğinden, kendi mekanizmasından harekete geçerek, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Gazi Meclisi'nin çatısı altında, buradan işte CHP'nin de aslında çok söylemesi gereken bir şey, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşma yaptığı mecliste siz çıkıp PKK'yı savunursanız burada siyasetten kopar mesele. Tamamen hukukun kapsamında, dediğim gibi hukukun izleyeceği yolu takip edeceğiz. Vereceği karara saygı duyacağız. Bu konu bence siyasi bir mesele değil. Ya bizim siyasetçilerimizden öte, özellikle bizim siyasilerin konuştuğu meseleler artık şundan ibaret olmaya başladı. Yani bir plan var, bir çizelge var. Herkes işte Cumhuriyet Halk Partisi'de, İYİ Parti'de, Deva Partisi'de, aklına gelebilen diğer muhalif partilerin hepsi birilerinin belirlemiş olduğu tabloya göre konuşuyorlar. Evet. Bir, ne bu? HDP kapatılmasın. Niye dediğin zaman, siyasi, özgürlük, hürriyet, cevabını verdiğin zaman iyi de bak diyorsun bunlar terör örgütünü destekliyor, cevap yok. İki, İstanbul Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi insanı yaşatır. Yaşatır da yaşatır. Ya Cemil Meriç'in bir sözü var. Sloganlar idrakimize giydirilmiş deli gömlekleridir diye. Yani tamamen slogan atalım, ortaya fikir koymayalım. Bize Amerika ne dediyse, ya bu biraz şey gelebilir belki. Evet bunlar Amerikancı, Avrupa ne diyorsa, işte dış mihraklar ne diyorsa onu diyorlar gibi algılanabilir ama tam anlamıyla o şekilde. Yani muhalefet iktidara gelmek için ABD'nin desteklemiş olduğu muhalefet neyi belirtiyorsa Biden'ın ekibi, ya bunları konuşacaksınız, bunlarla bir heyezan oluşturacaksınız. Bunları söyleyeceksiniz. Sizin bir fikir belirtme hürriyetiniz yok. Biz ne dersek onu deyin. Biz sizi bir yere getirelim. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi'nden de mesele açılmışken biliyorsun Sayın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan gibi isimler, evet, İstanbul Sözleşmesi maskeleri takarak çıkıyorlardı meclise. Ve ben
Bunu bir eleştiri olsun diye söylemiyorum. Şahsi kanaatim olduğu için söylüyorum. Ben bu isimlerin, hatta Türkiye'deki çoğu siyasetçinin İstanbul Sözleşmesi metnini baştan aşağı okuduğuna inanmıyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi metni aslında zararları çok açık olan bir metin. Evet. Okunduğu takdirde hiç de Türkiye'de imzalanabilecek bir metin olmadığı gayet açık ortada. Siyasetçilerimiz bence hepsini tamamen okumalılar. Özellikle de muhalefet eden siyasetçilerimiz. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'nde tabii iktidara gelen en büyük eleştiri neden imzalandığı. 2011 yılındaydı. Neden imzalandığı. Buna kendileri AK Parti'de gerekli cevabı veriyorlar. İmzalama amacımız işte şöyleydi ama velakin geldiğimiz noktada anlaşma işte LGBT gibi örgütlerin sanki saha bulmalarına yol açan bir hüviyete kavuşturuldu dendi. Aslında bu konuda haklılar. Çünkü anlaşmada birkaç tane sıkıntılı husus var ki bütün doğrularını götürür nitelikte. Hani sınavlarda olur ya işte 4 yanlış bir doğruyu götürür. O kadar fazla yanlış var ki geri kalan bütün doğruları götürüyor. Çünkü kadın hakları meselesi işte biraz önce sen söyledin. Sloganik bir şey oldu Türkiye'de. Tamamen sloganlarla ibaret. Kadın haklarını savunacağız. O sebepten ötürü İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'ni savunalım. Bu tamamen altı bomboş olan bir slogan. Yani Affan, şu var şimdi belki sivri bir cümle olabilir ya da olmayabilir. Atatürk döneminden bu yana kadınlar yaşamıyordu. AK Parti iktidarında 2011 yılında İstanbul Sözleşmesi imzalanınca mı kadınlar yaşamaya başladı? İşte ben bunu anlamıyorum. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'ne öyle bir kıymet atfedildi ki yani İstanbul Sözleşmesi olmasa yani kadınlar sokaklarda katledilecekmiş gibi bir şey yapılıyor. Ki gelelim arkadaş, İstanbul Sözleşmesi iptal edildi de niye iptal edildi? Bunu geçen gün bir abimle oturuyordum. Muhabbet ederken dedim ki ya bana sordu dedi ki ya Affan dedi sen anlarsın dedi. Bu İstanbul Sözleşmesi ne birader dedi ya. Yani gelmesi bir dert oldu, götürülmesi, iptal edilmesi bir dert oldu. Nedir bu İstanbul Sözleşmesi? Dedim ki bırak sözleşmeyi de. Yani tamamını bir kenara bırak da. İki tane kavram var bu sözleşmenin içerisinde. Bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği. Söylemde çok güzel bir şey gibi gözüken ama alt metinlerine inildiğinde Türk aile yapısını ortadan kaldırmayı hedefleyen bir madde. Bir tanesi de cinsel yönelim. Şimdi bir maddesinde sözleşmenin devlet tarafından teminat altına alınacak olan kavramlar yazıyor ve o kavramlardan bir tanesi de cinsel yönelim. Evet. Yani sana aslında şunu söylüyor. Eğer ki ülkende bu tür sapıklıklara bulaşanlar varsa bunlar arkasında devleti bulacak kardeşim. Bu sözleşmeyi imza atıyorsan devlet olarak bunların arkasında bulacaksın. Onların tabiriyle mahalle baskısına kurban ettirmeyeceksin. Şimdi bunun biz ne demek olduğunu alt metinde anlıyoruz. Yani şunu söylüyor. Diyor ki sen devlet olarak desteklersen bir sene olmaz, iki sene olmaz, beş sene sonra bu artık tepki gösterilmeyecek bir hale kavuşur. Şimdi bu sapkınlığın aslında önüne geçmek noktasında hareket etmeye çalışan ülkelerin elini kolunu bağlayan bir şey. Ve ben şunu çok merak ediyorum. Bu konu hakkında tek fikir sahibi olan bizim siyasetçilerimiz mi? İstanbul Sözleşmesi'nin tırnak içerisinde ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bilen sadece nedense bizim muhaliflerimiz ki 11 tane Avrupa ülkesi bu sözleşmeyi imzalayan ve onaylamayanlar da dahil bu sözleşmeyi hala yürürlüğe koymadılar. 11 Avrupa ülkesi ve içlerinden bir tanesi de İngiltere. Ve gel gelelim Amerika'nın sözleşmeyle alakası yokken Amerika'da Joe Biden'ın işte sözleşmeden çekilme hareketi gösterenlere yaptırım uygulayacağız şeklindeki açıklamaları çok dikkate şayan. Dediğim gibi sözleşme insanı, kadını yaşattığı falan yok. Özellikle toplumsal cinsiyet meselesi de çok güzel gözüküyor. Biraz önce de söyledim. Çok hoş gözüken, çok güzel süslenmiş, çok güzel elbiseler giydirilmiş bir kavram. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Bunun alt metninde de yine işte bazı ülkelerde biliyorsun ebeveyn 1, ebeveyn 2 denmeye başladı. Evet. Anne ve baba kavramlarını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani asıl dert şu ki siz kendi kültür ve medeniyetinizden gelen bazı içgüdülerle kadına annelik, erkeğe babalık vasfı yüklüyorsunuz. Burada bir farklılaşma var. İşte biz onu ortadan kaldırmak istiyoruz diyor alt metinde. Ama velakin çok garip ki sözleşmeyi okumadığına inandığım birçok siyasetçi bunları görmezden gelerek çok sloganik, bunun altını özellikle çizelim, çok sloganik bazı sözlerle
İstanbul Sözleşmesi'nin kadını yaşattığını iddia ediyorlar. Böyle bir durum yok. Zira son 10 yıla bakalım. Hodri meydan yani. Kim ya isterse bakalım. Kadın cinayetlerinin, kadına şiddet olaylarının, vakalarının İstanbul Sözleşmesi imzalandıktan sonra düştüğü falan da yok. Şunu belirtelim yani. Burada meseleyi şu şekilde konuştuğumuz zaman yanlış anlaşılabilir. Yani evet, İstanbul Sözleşmesi varken de bu cinayetler işleniyordu. Kadına şiddet vardı. Bunun hiçbir zaman destekçisi ya da işte karşısında durmayan insanlar ya da bu fikirleri savunan insanlar değiliz. Mesele burada, bu daha önce de oluyordu. Bu lanet olay, tamam mı? Daha önce de oluyordu. Bu sözleşme geldikten sonra da olmaya başladı. Devam etti. Daha da fazla oldu. Yani evet, engelleyen ya da ortadan kaldıran bir şey yoksa ya dönüp bir bakın. Demek ki bu ortadan kaldırmıyorsa bu sözleşmenin başka bir amacı var. Yani hakikaten bıngıllak kadar haklı olan bir insan bunu anlar yani. Şöyle aynen, bir metindeki 2-3 maddeyi okusa anlar. Savunan insanlarla oturup konuştuğun zaman da bir tanesi bile, bak bir tanesi niye savunduğunu, neden savunduğunu, niye o mor halkayı yaptığını bir şey söyleyemiyor. Şimdi bunu söyleyince, bunu genellikle savunan insanlara söylediğinde sana işte kadın haklarını koruyor diyorlar. Ya Allah aşkına, batıdan gelen bize her şeyi alt metinlerini okumadan kabul edecek olsaydık biz bugün Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturmak istediğini bildiğimiz, yani alt metnini okuduğumuzda terör koridoru oluşturmak istiyor. Ama Amerika bize ne söylüyor? Sizin güvenliğiniz için oraya PYD olan, adı PYD olan, parantez içerisinde bizim için terör örgütü olmayan bir ekip göndereceğiz. Sizi IŞİD'den koruyacak, Türkiye'yi IŞİD'den koruyacak iddiası. Evet. Şimdi biz batıdan gelen her şeyi böyle süzmeden, filtrelemeden, altını irdelemeden kabul edecek olsaydık bugün Amerika'nın Türkiye'nin güneyinde terör koridoru değil bir barış koridoru yapacak olduğuna da inanmamız gerekirdi. Ama biz akıllı insanlar olarak, insanlara bir şeyler anlatmaya çalışan insanlar olarak bazı şeylerin alt metinlerini okumak zorundayız. Yine aynı şekilde işte PKK terör örgütünü, bugün PKK'yı dahi terör örgütü olarak kabul ettirmekte zorlanıyorsun. Batıdan gelen o zaman her şeye biz altını irdelemeden bakacak olursak PKK'ya da bu şekilde bakamayız. Aynı şekilde Kıbrıs meselesinde de bu şekilde bakamayız. Birçok meselede Batı'nın bize dikte etmeye çalıştığı şeyleri irdelemek lazım. İrdelemezsek basit bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nde kadın hakları olarak kabul ettirirler, bize de yedirirler. Yani çıkmamız da çok hayırlı oldu diye düşünüyorum. Burada muhalefete şunun çağrısını da yapmak isterim. Madem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmamız gerçekten tehlikeli ya da bunu gerçekten yapmamız gerekiyor. Şimdi bu söylediğimin altına bir sürü kişi yazacak. İşte delege verdiler, soru önergesi verdiler diye. Hayır, hiçbiri yeterli değil. Madem İstanbul Sözleşmesi gerçekten yeterli ve kadına şiddet ve kadına şiddetle alakalı korunaklı bir sözleşmeydi, buyursun, muhalefet çıksın, adam akıllı bir sözleşme koysun ortaya, adam akıllı önergeler sunsun ve desin ki iktidara, sizin yapmanız gereken şeyler bunlar desin. Böyle bir anlaşma çıksın ortaya. Türkiye'nin kendi sözleşmesi çıksın ortaya. Ya ve bu zor bir şey değil. Ve şunu işte burada bir soru geliyor akıllara. Acaba sözleşmeyi savunan insanlar o biraz önce bahsettiğim iki tane tehlikeli madde için mi savunuyorlar? Yani LGBT haklarının savunulmasını düşündükleri için mi buna destek veriyorlar? Ya da sözleşmenin iptal edilmemesini istiyorlar? Bu sözleşme imzalandığı günden itibaren, Türkiye'de yürürlükte olduğu günden itibaren bu sapkın faaliyetlerin biz Türkiye'de ne kadar yaygınlaştığını biliyoruz. Çünkü devlet o tarafından bir destek olmasa bile bir teminat sunuyor bu metin. İşte bu bunların cesaret bulmasına sebep oluyor. Evet. Biz böyle bir şeyi Türkiye'de istemiyoruz. Konunun genel özeti bu. Bir de hazır işte şeyden konu açılmışken, demokrasiden, hukuktan açılmışken Ömer Faruk Gergerlioğlu biliyorsun HDP'nin milletvekilliği düşürülen ismi. O konuda da biraz konuşalım. Konuşalım. Çünkü bu Ömer Faruk Gergerlioğlu ismi vekili düşürülmesine rağmen bir türlü meclisten çıkmadı. Artık yatak döşek mi götürdü, pijama mı götürdü ben bilmiyorum. Birkaç gün orada yattı. Ve söylemlerine göre namaza gidiyormuş. Abdest alırken tutuklamışlar, çıkarmışlar. Aynen. Bir kere Türkiye, şunu hatırlamakta fayda var. Hukuk devleti, vekilliği düşürülen bir insanın orada kalması artık orada bir yer gasp etmesi manasına geliyor. Çıkarılmasından gayet normal bir şey yok. Ama ben burada daha çok meclisten vekilliği düşürülen bir ismin çıkarılması üzerinden işte burası iyice tekte diktatörlüğe döndü, burada demokrasi kalmadı diyenlere şaşırıyorum. Zira terörle arasına mesafe koyamadığı için mecliste
meclis koridorlarında Biji Serok Apo diye diye dolandığı için vekilliği düşürülen bir ismin meclisten çıkarılmasını antidemokratik kabul edenler, geçmişte Merve Kavakçı'ya bu kadına haddini bildiriniz diyerek sırf başörtülü olduğu için meclisten kovanlara ses çıkarmadılar. Yani PKK ile ilişkin varsa, PKK'ya karşı destek açıklamaları veriyorsan ve bu sebepten ötürü meclisten çıkarılıyorsan kıyameti koparırız. Ama ve lakin başörtüsü taktığın için meclisten, hem de hukuk yoluyla da değil, bir siyasetçi yoluyla, işte o zaman Bülent Ecevit'in meclis konuşması akıllara geliyor. Bu kadına haddini bildiriniz diye iş aklına geliyor. Yani başörtüsü taktın diye meclisten kovulursan demokraside hiçbir problem yok, hukukta hiçbir problem yok, her şey yolunda. Ama bir vekil denilen, vekili düşürülen birisi Biji Serok Apo dediği için, terörist başı Apo'ya metiyeler düzdüğü için meclisten çıkarıldığında demokrasi elden gitti, hukuk elden gitti deniliyor. Bir diğer mesele de var. CHP'li Veli Ağbaba bu meclise Türk askerinin yaptığı bir operasyonda terör kamplarında öldürülen bir teröristi soktu. Beraber basın açıklaması yaptılar. O gün de hiç kimse demokrasi sorgulamadı. Yani bu meclise kimler kimler girmiş, hiç demokrasi bitmemiş. Yani bir terörist bir meclise giriyor ama kimse demokrasiyi sorgulamıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani biz yine bunu... aynı şekilde sözümü kesme devam edeyim. Öcalan soy ismini taşıyan birisi daha vardı tabii. Abdullah Öcalan'ın yeğeni. Soy ismimle gurur duyuyorum dedi. Evet. Hiç kimse tepki gösteremedi. Yani bu konularda hiç demokrasiyi sorgulamayan isimler, bu konularda hiç hukuku sorgulamayan isimler, ya kardeşim burası Muz Cumhuriyeti mi? Sen nasıl burada bunu söylersin diyemeyen isimler, işte sırf başörtüsü taktığı için meclisten kovulan Merve Kavakçı'ya ne kadın hakları, ne hukuk, ne demokrasi konusunda ses çıkaramayan isimler, bugün Biji Serok Apo diye diye vekille, şey, meclis koridorlarında dolaşan bir isim için ortalığı yıkıyorlar. Bana samimiyetsiz geliyor. Herhangi bir isimlerini bahsetmiyorum. Genel manada ne söylemeye çalıştığımızı sanırım seyircilerimiz anlamıştır. Ya şimdi biz bunu, sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten her hafta konuşuruz. Her hafta şu cümlenin aynısını söyleyebiliriz. Ya HDP terör örgütünü destekliyor. Ona niye kimse ses çıkartmıyor? Bu hafta konuşuruz. Diğer hafta yine aynısı. Bak yine başka bir olay olur. Yarın öbür gün Canan Kaftancıoğlu bir şey söyler. Onun için konuşuruz. Yine başka bir HDP... Ya Pervin Buldan ya. Açık açık. Tam bir dakika boyunca terörist, elebaşı, Öcalan için metiyeler düzdü. Orada kim varsa hepsi için metiyeler düzdü. Ama kimse çıkıp da şey diyemedi yani. Ya sen kimsin? Sen Türkiye'deki bir vekilsin. Ne demek istiyorsun diyemedi. Biz bunu her hafta konuşuruz. O yüzden bence artık başımızı ağrıtmayalım. Bence başımızı ağrıtmayalım. Bırakalım Türkiye Cumhuriyeti'nin yüce yargısı gereğini yapsın. İnşallah. Hukuk konuşsun. Siyasetçilerin konuşması da bence bu konuda çok da gerek yok yani. Evet, bugün AK Parti'nin 7. olağanüstü kongresi vardı. Kongrede 2023 planı, vizyonu, manifestosu açıklandı. Evet. Ve onunla birlikte MKYK listesi açıklandı. Fakat dikkatimizi çeken bir şey vardı. 3 tane parti davet edilmedi. HDP, Gelecek ve Deva Partileri. İşte Gelecek biliyorsun. Onlar ama birbirlerine gidiyorlar biliyorsun. Tabii. Deva HDP'ye gidiyor. Orada bir şeyler HDP dönüyor. Sürekli gidiyor. Şeye gidiliyor aslında. Sürekli bir Deva'nın o mavi arka planı var. Gördün değil mi? Evet, evet. Sürekli o Deva'nın orada birileri basın toplantısı düzenliyor. Kiralık arası. Sürekli oraya gidip birileri basın toplantısı yapıyor. Bu üç parti davet edilmedi. Yani şunu sorayım sana. Sence davet edilmiş olsalardı giderler miydi? Bence giderlerdi. Bir şey söyleyeyim mi? O şekilde demeyeyim. Giderler miydi? Tabii ki giderlerdi. Yani ne yüzle giderlerdi mesela? Ben ya siyasette yüzsüzlük olduğuna inanmıyorum. O sebepten ötürü bence siyasi hesaplar vardı sonuçta. İşte Ahmet Davutoğlu sürekli mesela, Sayın Davutoğlu. Birlik olalım, beraberlik olalım söylemleri olduğu için çağrılsa giderdi. Ha şuna garanti veremem. Gitseydi nasıl bir tepki alırdı salondan? Buna garanti veremem. Mesela CHP öyle bir tepki almayabilir. Çünkü CHP'nin AK Parti ile olan zıtlaşması zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana var. Evet. Buraya gelen CHP'lilerin aslında nezaketen geldikleri bilinir. O sebepten ötürü biz zaten sizi tanıyoruz. Gelmişsiniz oturun gidin derlerdi. Bu arada siyasetçilerden bahsetmiyorum. Tribünlerden bahsediyorum. Ve Gelecek Partisi ve Deva Partisi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü gelseydiler eğer tepkiyle karşılanırdı. Bence hoş olmayan görüntüler de olabilirdi. Çünkü güzel bir ayrılış değildi.
hiçbirinin AK Parti'den ayrılışı. Ayrılışların güzel olmasına da gerek yok. Bunu kesinlikle iyi veya kötü diye söylemiyorum. Tamamen şahsi fikrim. İşin realitesine bakıyorum. Yani böyle olsaydı iyi ya da kötü olur demiyorum ama olurdu diyorum. Evet. Böyle bir şey olurdu. O sebepten ötürü çağrılmamış olduklarını düşünüyorum. Zira bir de biliyorsun işte Gelecek Partisi, Ali Babacan, HDP, işte HDP ile çok yakın ilişkiler kuruyorlar. Buna da bir tepki olabilir. Zira ama şöyle de bir parantez var. CHP de çok yakın ilişkiler kuruyor ama CHP davet edildi. Dediğim gibi bence çağrılsaydılar gelirlerdi. Olacak olanlara bir şey söyleyemem. Nasıl bir tepki alırlardı bilemem. Çünkü bildiğin üzere kendi fikrim değil ama partiye ya da davaya ihanete varan tepkilerle karşılaştılar ilk AK Parti'den evet. ayrılırken. O sebepten ötürü davet edilmediklerini düşünüyorum. HDP'nin zaten niye davet edilmediğini hepimiz biliyoruz. Zira gelseydiler orada da meclis koridorlarında olduğu gibi Biji Serok Apo sloganı atabilirlerdi. Çağrılmamaları bence isabetli olmuş. Manifestosunda Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı yine işte MHP'li olan ittifaka. Ardından Devlet Bahçeli'de birkaç açıklama da bulundu. Onunla birlikte vurgu yaptığı diğer bir mesele de yeni anayasa vurgusuydu. Gelin birlikte tekrardan bu ülkenin... Çok kapsayıcı bir açıklama yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin gücüyle en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni bir anayasa metni oluşturalım ve bunu elbette seçmenlerimize, milletimize sunalım dedi. Yani büyük ihtimal yeni bir referandumda. Yani evet 2023'e giderken tabii yetişir mi bilmiyorum. Ne kadar yetişir bilmiyorum. Çünkü bırak içeriğini konuşmayı daha aynı masaya oturmak bile diğer partilerle çok zorken böyle bir çerçevede süreç nasıl işler çok açıkçası öngöremiyorum. Evet. Ama Cumhurbaşkanı'nın Sayın Erdoğan'ın şu tavrı çok önemli. Çok dikkat çekiyor. Biz bu işi yaptık oldu mantığıyla yapmaya karşıyız. Biz bu işi tam tersine en muhalif partilerimizle dahi oturarak milli bir mutabakata vararak anayasamızı darbe izlerinden kurtarmak istiyoruz diyor. Gizli Sayın saklı yapmadan. Gizli amacı... saklı değil. Gelin hep beraber oturalım diyor ve burada özellikle dediğim gibi kapsayıcı diğer partileri çerçevenin içerisine dahil eden bir bakış açısı çok önemli. Diğer önemli noktada her ne kadar biz bu işte mutabakat dahi sağlamış olsak bu işi milletimizin bizzatihi onayı olmadan yapmayacağız diyor. Evet. Bunlar çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından dikkat çeken kısımlardı. Peki MKYK'da açıklanan birkaç isim var. Dikkatini çeken bir isim oldu mu orada? Benim dikkatimi çeken isimlerden ben Mücahit Birinci'yi, Sayın Birinci'yi uzun zamandır takip ediyorum. Evet. Rahmetli Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu biliyorsun. Niyazi Birinci'nin. Niyazi Birinci mahlasıyla Yavuz Bahadıroğlu. Hazır lafı geçmişken efendim sizler de dualarınızı esirgemeyin rahmetli için. Ben kendisini çok severdim babasını. Evet. Yani kendisini çok severdim derken beni hiç karşılaşmadığım bir hocam gibiydi kendisi. Buhara yanıyor. Buhara yani yanıyor. İlk sevdiğim Elveda tarih Buhara, kitabı olabilir yani. Sunguroğlu bunlar Allah rahmet eylesin. Yavuz Bahadıroğlu'nun çok güzel kitaplarıydı. Bizi küçükken aslında manevi şuura ilk adım attıran, bu işi bize ilk aşılamasını yaptıran hocam. Eserleriydi. Ben bayağı bir de şey Mücahit Birinci'nin, Sayın Birinci'nin oğlu olduğunu da sonradan öğrendim. Ben Yavuz Bahadıroğlu. İşte rahmetli olduğunu da öğrendim. Hakikaten bilmiyordum yani. İşte Yavuz Bahadıroğlu mahlasını kullandığı için sürekli evet. soy isim benzerliği o de kurulmuş. Bizim cahilliğimiz işte. Mücahit Birinci son zamanlarda televizyonda da sürekli gördüğümüz bir isim. Uzun zamandır sosyal medyada da sürekli gördüğümüz bir isim ve bu bilgiyi biliyor muydun bilmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü üzündeki, evet. belediye başkanlığı döneminde de ona en iyi muhalefeti, belediye meclisinde en iyi muhalefeti yapan isimlerden bir tanesiydi ve bugün MKYK'da gördük ismini. Daha sonra burada tabii en çok dikkatimi çeken isimlerden bir tanesi de tam olarak bu salonda, bu stüdyoda ağırladığımız için Metin Külünk ismi. Evet. Biz burada tabii o dönem il başkanlığı vardı. O konularda biraz konuşmuştuk. Benim için biraz sürpriz. Ama çok mutlu olduğum bir seçim tabii. Hayırlı Metin olsun Külünk diyelim ismi. Tabii ki ona da. Efendim? Hayırlı olsun diyelim ona da. Metin Külünk'e biz burada tabii kendisine abi diye hitap etmiştik. Evet. Gıyabında da abi diye hitap edelim. Sayın Metin Külünk'e de hayırlı olsun. Listede yenilikler var ve ben sosyal medyayı yani şu an anlık olarak da takip ediyorum. Yenilikten AK Parti tabanı memnun gibi duruyor.
Benim diğer bir dikkatimi çeken isim... Yani en azından sıcağı sıcağına yapılabilecek ilk yorum bu olurdu herhalde. Lütfiye Selma Çam oldu. Lütfiye Selma Çam'ın asil üye olması bilmiyorum. Benim dikkatimi çekti çünkü Bakan Soylu'nun istifa ettiği gece... Bakan Soylu'ya tepki göstermiş. Sana o yetkiyi kimin verdiğini unutma diye bir serzenişte bulunmuştu. Daha şey netleşmemişken, sen söyle istifa gecesi işte verme, emir, af dileme bunlar netleşmemişken direkt olarak tepki alan isimlerden biriydi. Bilmiyorum parti içerisinde böyle isimler ne kadar hayırlı olur. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın AK Partili 2023'e taşıyacak bir kadro oluşturduğunu ve her ne kadar fikir ayrılıkları olsa dahi fikir ayrılıklarıyla birlikte AK Parti kadrosunu 2023'e birlik, beraberlik içerisinde taşıma hedefinden asla vazgeçmediğini görüyorum. AK Parti çünkü içeride farklı fikirler dahi olsa bir bütün olarak kendini gösterebilen nadir partilerden. Zira bunu 20 yıllık iktidarını devam ettirebilmesinden anlıyoruz. Evet. O sebepten ötürü bu tarz şeylerin geçici olduğunu ve AK Parti'de 2023 kadrosunun aslında belli olduğunu söylemek lazım. Birkaç biraz önce saydığım isimler benim için evet, sürpriz ama çok da mutlu olduğum isimler. Bunlar da Merkez Yürütme Kurulu. Evet, MYK'sı. Biliyorsun genel başkan vekilliği ikiye çıkarıldı. Numan Kurtulmuş'la birlikte Sayın Binali Yıldırım da genel başkan vekili oldu. Evet. Benim dikkatimi çeken bazı değişiklikler bakıyorum. Hamza Dağ Tanıtım Medya Başkanı. Evet. İzmir Milletvekili. Sayın Mahir Ünal TBMM Grup Başkan Vekili oldu. Ve Hamza Dağ Tanıtım Medya'ya getirildi. Tabii medya bizim için her partide çok yakın ilişki olduğu için her partinin medyayla sorumlu olduğu isim dikkatimizden kaçmıyor. Direkt o dikkatimizi çekti. Ali İhsan Yavuz. O kendisini şey hatırlıyoruz değil mi? Ali İhsan Yavuz şeyde İBB seçimlerinde. Evet, hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey olmuştur. O mesela Ali İhsan Yavuz'un madem konu açıldı konularımız da yavaştan bitiyor. O zaman mesela çok olgun bir tavır takılmıştı. Çünkü o evet, söylemi biraz tiye alınmıştı. Hatta Şahan Gökbakar falan da işte esprili bir video çekmişti ona. Ama o mesela şey yapmıştı. İşte güldüm ben de, güzel video olmuş. O da ona biraz iğneleyici yapmıştı. Şey neydi? Çok özür dilerim. Avrupa Yakası'nın yazarı. Avrupa Yakası'nın yazarı. Senaristi. Adını unuttum. Gürse Birsel. Gürse sayın Birsel, kameramıza teşekkür ederiz. Evet, sayın kameramıza. Konu bitince goy goya vuruyor. Gülse Birsel de o zaman şey demişti, teşekkür etmişti. Mizaha yeni bir yenilik kattığınız için diye. O da çok olgun bir davranıştı. O da hoşuma gitmişti o zaman. Evet. Özlem Zengin ismi halkla ilişkilerde. Yani şöyle, isimlere baktıkça her isimden biraz daha konu açılabileceği evet, için aslında çok da uzatmak istemiyorum. Son Allah olarak, hayırlı mübarek etsin. İlerleyen süreçte 2023'e giden diye bu kadronun faaliyetlerini hep birlikte izlemiş olacağız. Son olarak demin yayına girmeden önce bir şey çarptı gözüme Twitter'da. Nedir o? Veys Ateş'in programında Cemil Ertem, Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ilgili konuşurken bir ifade kullandı. Bu bir ekonomiden bağımsız beyin jimnastiği olabilir diyerekten. Ne söylendiği çok da anlaşılmayan bir açıklama. Yani ne söylendiğini ben de çok anlamadım ve sonrasında şöyle demesi de çok dikkatimi çekti. Bu karar subjektiftir ve ona aittir. Hmm. Şimdi bilemiyorum. Neye yoruyorsun bunu? Bunu neye yoruyorum? Bu tarz cümleler bana tehlikeli gelen cümleler. Çünkü şöyle oluyor falan. Biz burada bir program yapıyoruz. Program esnasında sen bir açıklamada bulunuyorsun. Ben hemen bu programın sonunda diyorum ki birkaç gün sonra ya Afan öyle dedi ama o Afan'ın sözü. Yani beni alakadar etmez gibi bir anlam taşıyor. Şimdi böyle dediğim zaman sen benimle bundan sonra artık nasıl bir tavır alırsın? Bana şey geliyor yani. Tehlikeli geliyor bu tarz sözler. Sonuç itibariyle bir cumhurbaşkanı başdanışmanı karar elbette karar, son merci kararı Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dır. Şimdi sen buradan hınlıyorsun, biraz çekingen konuşuyorsun ama yok canım ben niye çekingen olarak, konuyu sen açtın işte, benim. Sen diyebilirsin artık şey programdan sonra subjektiftirdi ya onun kararıydı. O söyledi. Sayın izleyenlerimiz Emre, Sayın İsmail Emre Gümüş'ün subjektif sözleri. Yok işin şakası bir ara konuyu sen açtığın için sana bıraktım topu. Ben de bugünkü Türkiye Milli Maçı'nın saatine bakıyordum. Kaçtaymış? Yaklaşık dakikalar sonra maç başlayacak. Tamam, sayın izleyicilerimizden yavaştan aflarını isteyelim. Çıkalım. Evet. Biraz maça bakalım.
Hollanda ile oynuyoruz. Bütün milli takımımıza başarılar dileyelim. Yayın bant. Devam et. He? Yayın bant olduğu için büyük ihtimal yendikten sonra. Ha. Yayın bant. Bak şu an aklıma geldi, evet. Biliyor musun? Peki yayın bant olduğu için efendim. Umarım bunu izlediğinizde Türk milli takımı kazanmış olur Hollanda'ya karşı değil. Umarım. Efendim bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ne konu bakımından programıyla bu hafta yeniden karşınızdaydık. Affan sana gelsin söyledim. Umarım diğer hafta görüşmek efendim, üzere. Bu çok zor bir şey olmasa gerek ya. Uzatıyorum farkındayım da. Karşınızdayız. Şimdi, repeat after me. Şimdi karşınızdayız. Değerli kardeşim sen öncelikle bana diksiyon dersi vermeden veremez. Konuşmayalım istersen programı burada. Bak oradaki soru, evet. Şu cümleyi uzatıyorsun. Karşınızdayız. Bu kadar. Karşısınızdayız derzi bir şey oluyor. O yüzden böyle oluyor. Tamam. Diğer programı tekerlemelerle açacağız. Tamam mı? Tamam. Seç bir tane tekerleme. Söyleyelim. Alçı takatukaları takatukacıya götür. Takatukacı takatukaları takatukalatmazsa alçı takatukaları takatukacıdan takatukalatmadan geri getirir. Haftaya sen söyle. O şekilde birlikte bir diksiyon dersi verelim birbirimize. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet efendim.